Gençliğimde yine 20'li yaşlarda böylesi park gibi bir yerde bir yaşıtımla güreş tutuyoruz. Birbirimizi yıkmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki bankta da 90'lık bir hacı amca çenesini bastonuna dayatmış bizi izliyor. Biz bir türlü ikimiz de yenişemedik. Kan ter içinde kalmışız. Dedi ki beceremeyeceksiniz gelin buraya. Gittik karşısında oturduk ama nefes nefeseyiz. Mübarek. Gözleri çukurdaki üzüm tanelerini andıran gözlerini üzerimize dikti ve dedi ki aynen şu cümleyi hiç unutmuyorum. Oğul dedi, gençlik güzeldir ama bir an önce atlatmaya bakın. Allah Allah, biz hayrette niye atlatalım? Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim mi Söylemeyince başlıyor. Nasıldı hocam o beyt? Ta Şeb-i Yelda'ya kadar uzar gider kıssayı aşk, çünkü Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler. Evet. Öyle gibi hatırlıyorum. Evet, evet. Biter mi hiç? Aşkın bahsi biter mi? O öyle bir tecellidir ki Hazreti Adem zamanında neyse günümüzde de odur. Bitmez. Ve her defasında ilktir bu. Her defasında ilktir. Aşk böyle bir tecellidir. Şiirin, sanatın, musikinin, balenin hatta resmin temeli aşktır. Aşkın olmadığı yerde hiçbir şey yok. Bizim lisan mevzu da öyle oldu. Bir program evet. Konuşalım dedik. Üçüncü bölüm geldi daha bitiremedik. Onun da temelinde aşk var. Aşkını yitirmiş bir cemiyetin dili de pörsür. Zayıflar, büzülür, günümüzdeki hale gelir. Yani ben o zaman başka bir şey soracaktım ama konuyu değiştireceğim. Ama lisan meselesinden aklımda kalan son mevzuyu sorayım müsaadenizle. Alfabe. Evet. Latin alfabesi, Arap alfabesi. O bizimdi, bu bizim değil. Öyle oldu, böyle. Çok netameli bir mevzu. Evet. Ne söyleyeceksiniz bu bahiste? Efendim Latin alfabesi bizim değil. Adı üzerinde Latin alfabesi. Harf inkılabı ile gelmiştir. Şöyle böyle bir asra yakındır. Bu kullanılıyor. Hatta yeni yazı denir buna. Öncekine de eski yazı denir. Arap alfabesi dediğiniz asla Arap alfabesi değil. Osmanlı harfleridir bunlar. Çünkü 1000 sene önce Araplardan aldık ama 1000 sene içinde o kadar kendimize mal ettik, o kadar onunla mayalandık ki artık Araplar bizim alfabemizi okuyamaz oldular. O bize mahsustur. Bizim şin harfimiz başkadır, Araplarınki başkadır. Farslarınki de ayrıdır. Dolayısıyla yazı türleri ortaya çıkıyor. Nesih yazı var. Rika yazı bizimdir. Rika, el yazısı. Yazı türleri ortaya çıktı. Ve mezarlıklardaki, taşlardaki yazı başkadır. Vakfiyelerdeki yazı başkadır. İlkokul çocuğunun yazdığı yazı başkadır. Bu kadar türlere ayrıldı. Ve Türkler tarihi boyunca en uzun süre kullandığı alfabe bildiğimiz Osmanlı harfleridir. 10 asır. Bakın Göktürkçe, Göktürk alfabesi 2 asır. Ondan önceki ya da sonraki Uygur alfabesi 1 asırdır. 10 asır bu harflerle yazmışız. Ve en çok coğrafya bakımından dağılan, her yerde okunan, çizilen, yazılan yazı da yine Osmanlı harfleridir. Artık Arap harfleri değil. Bunlar Osmanlı Türkçesinin harfleridir. Araplar okuyamazlar. Araplar anlamazlar. Yani şuna benziyor. Kabe örtüsünün yüzyıllar boyu İstanbul'da dokunması gibi bir şeydir. İstanbul'da dokunmuş, oraya gönderilmiş. Aynı şekilde harfler, evet, Elif, B, T, S Araplardan aldık ama yüzyıllar içinde bizim oldular. Bizim harflerimiz başkadır. Arap harfleri nesih yazıdır. Başkadır. Kur'an-ı Kerim harfleri başkadır. Ama günlük hayatta 10 asır Osmanlı Türklerinin kullanmış olduğu alfabe gerek estetik, gerek çizim, gerek yazı, gerek font olarak tamamen farklıdır. O bizim olmuştur. Mesela bu Latin alfabesini 10 asır kullansak o da bizim olacak. Olabilir, evet, olabilir. Ama mümkündür. Niye 10 asır varken 9 asır daha çile çekelim? Onu bilemem artık. Murat Bardakçı söylemişti hocam bir programda. Osmanlı Türkçesini okuyamayan entelektüel olamaz. Olamaz. Hatta Türkçe. Şunu da söyleyeyim. Benim gençliğimde biz edebiyat fakültesindeyken o harflerle yazmak bir üstünlük sağlardı bize. Yaş genç tabii. Mektuplaşmalar var. Onunla yazıyoruz. Hatta mektuplaşma derken? Yani sevdiğimiz kişiye mektup Allah. Yazıyoruz. Şiirlerimiz falan onunla yazıyoruz. Bilmeyen kişi öpüp başına koyuyor. Bilmiyor ne oldu. Mübarek harfler. Tabii tabii. O yazının bir şeyi var. Bir çağrışımı var çünkü. Onunla yazardık. Çünkü rahatlıkla söyleyeyim. Çok rahat not alırdım. Ve Latin harfleriyle 3-4 defter tutacağı şey, onda yarım defterdir. Latin harfleriyle bir sayfa doldurduğunuz şey, ama yazmayı becereceksiniz. Rika harflerle 4 satırdır. 4 satır, öbüründe 1 sayfadır.
ve Latin harfleri sert açılı olduğu için gözü çabuk bozuyormuş. Bir doktor dostumdan öğrendim. O yüzden günümüzde 40 yaşına gelmeden herkes gözlük kullanıyor. Önceki insanlara, yaşım itibarıyla biliyorum, çok yaşlı insanları gördüm. Çıplak gözle rahatlıkla yazıp okuyordu. Ve keşide yazıdır, sağdan soladır. Öteki ise itme yazıdır. Fıtrata biraz ters. Fark burada. Yani umuyorum, bekliyorum inşallah. Bu harflerimiz kalsın. Tamam. Harf inkılabı olmuştur. Biz bunları almışız. Bunlar bizim harflerimizdir ama bunun kadar ötekiler de yaygınlaşsın. Ne zararı var? İnsanlar onunla da yazsın, söylesin. Yani bunu almamız onu reddetmemize sebep tabii değil. Tabii ki. Mesela İsrail'de çok kötü şeyler çağrıştırdığını biliyorum ama imrendiğim bir husus var. Bildiğimiz Latin harflerini kullanırlar ama hemen yanında İbranicesi vardır. 4000 yıllık alfabelerini terk etmemişlerdir. En zor alfabe Çin alfabesi. Duydum, ben bilmem onu. Duyduğum ve okuduğum kadarıyla yukarıdan aşağıdır ve 25.000 harftir. 25.000 harf. Bir Çinli 30'lu yaşlara gelinceye kadar ancak okuma yazmayı sökmüş olabiliyor. Onlar da hem Latin ama kendi alfabelerini asla terk etmedi. O bizimdir diyor. Terk etmediler. Aynı şekilde evet Latin harfler yine olsun ama öteki de onun kadar revaç bulsun. İnsanlar onunla sanat yapıyor çünkü. Latin harfleriyle sanat, hat sanatı Latin harfleriyle olmaz. Ben şu mektupta kaldım yalnız. Mektubu Osmanlıca yazıyorsunuz da muhatabın da Osmanlı Türkçesini biliyor olması icap eder. Tabii, biliyor olması gerekir. O zamanlar öyleydi. Yani biliyor olmak bir üstünlüktü. Eyvallah. O zamanlar öyleydi. Yazardık ve okurduk. Hatta şunu hiç unutmuyorum. 21-20 yaşlarındayım. Şair olarak bilindiğim bir mecliste. O zamanın yaş, cehalet, gençlik. 90'lık bir hacı amcayı geçerek baş köşeye kuruldum. Şairim ya. Aslında feci bir edep hatasıdır. O hacı amca bir bana baktı. Biraz düşündü. Dedi ki bir kağıt kalem verin bakalım. Getirdiler. Gözlüğünü taktı. Bir şeyler yazdı. Osmanlı harfleriyle. Sonra okursun dedi. Sonra okudum. Şimdiki gibi utanç duyuyorum. Yüzüm kızardı. Yazmış ki iki dörtlük. Kendisinin mi bir yerden mi yazmış onu bilmiyorum. Başka hiçbir yerde rastlamadım. Birinci dörtlük şöyle. Osmanlı harfleriyle. Gözetme meclisin sadrın ne ol âli nesebdendir. Oturmak payi mecliste hayâ-u hem edeptendir. Meclisin baş köşesini gözetme, o yüce soyluluk demek değil. Meclisin alt kısmında oturmak hayadan ve edepten gelir. İnceliğe bakın, o kadar adamın içinde yazarak veriyor bana. Beni rencide etmiyor. İkinci beyit daha muhteşem. Diyor ki, tekaddüm eylemiş çün sure-i ihlâse tebbet. Biri methi ilahidir, biri zemm-i lehebdendir. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'de Allah hakikaten Allah. Tebbet suresi ihlastan önce gelir. Demek istiyor ki başta oturmakta bir keramet olsaydı Ebu Leheb'den bahseden sure Allah'tan bahseden surenin önüne geçmezdi. Demek ki orada baş köşede oturmanın bir anlamı yok demek istiyordu. Bakın bu dediğim hadise 40 sene önce yaşanmış. Hala aklımda. Bu amcaya izleyicilerimizden bir Fatiha rica edelim. Evet. Evet. Belli ki irfandan behresi olan güzel evet. bir zatmış. Evet. Allah bir şey daha var. Biz gençliğimizde yaşlılarla oturmayı, konuşmayı severdik. Onları dinlemeyi severdik. Ağır ağır, tane tane öyle şeyler anlatırlardı ki bazen defineyi sunarlardı bize. Gençlere onu tavsiye ediyorum. Gençliğimde yine 20'li yaşlarda böylesi park gibi bir yerde bir yaşıtımla güreş tutuyoruz. Birbirimizi yıkmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki bankta da 90'lık bir hacı amca çenesini bastonuna dayatmış bizi izliyor. Biz bir türlü ikimiz de yenişemedik. Kan ter içinde kalmışız. Dedi ki beceremeyeceksiniz gelin buraya. Gittik karşısında oturduk ama nefes nefeseyiz. Mübarek. Gözleri çukurdaki üzüm tanelerini andıran gözlerini üzerimize dikti. Ve dedi ki aynen şu cümleyi hiç unutmuyorum. Oğul dedi gençlik güzeldir ama bir an önce atlatmaya bakın. Allah Allah, biz hayrette niye atlatalım? Evladım dedi, gençlik şemsiyenin olmadığı bir çağ. İnsanın başına ne gelirse o çağda geliyor. Yaşlılar gençliğini atlatabilenlerdir. Gidin hapishanelere, hastanelere ve mezarlıklara bakın. Her 10 kişiden 7'si genç. Belanın çağı gençlik çağıdır. Güzeldir, hoştur ama bir an önce kazasız belasız atlatmaya bakın demişti. Bu nasihati başka yerden duymadım. Yaşlılarda böyle hazineler çıkıyor işte. Çok güzel. Hocam geçen bir seyahat için Saadettin Ökten Bey hocama gidiyoruz. Yanımdaki arkadaş hocama aradı geldiğimizi haber vermek için. Telefona uzandım böyle duyacağı şekilde.
misafiriz velakin biz de mihman bekleriz. Güzel. Kamil insan bulmuşuz babında ihsan bekleriz. İhsan bekleriz. Deyince Sadi Baba karşıdan bekleriz redifli başka bir şiirle tabii, cevap verdi. Tabii. Kafı kanaat bekleriz onu mu okudu? Tam bilemiyorum evet. Yani bildiğim yani bir şiir değildi o. Huzurunindir o. Kafı kanaat bekleriz. Arkadaşa döndüm dedim ki bak böyle dostlarla birlikte olduğu vakit insanın aklına bu geliyor ve bu telezzüz ediliyor. Tabii. Konuşabiliyor. Lezzet getiriyor evet. Muhit burada çok çok önemli değil mi? Elbette. Elbette. Yani üslubunuzda, konuşmanızda. Zaten en büyük handikapımız bu olmuştur. Gerek bir takım dış tesirler, gerek kendi gafletimiz, kuşaklar, nesiller arasında uçurumlar açılmıştır. Birbirini anlayamaz hale gelmiştir. Nesiller birbirini anlayamaz hale gelmiştir. Böyle olunca da geçmişin kültürel birikimi sağlıklı bir şekilde sonradan gelen nesillere aktarılamıyor. Aktarılamayınca da yabancılaşma başlıyor. Maalesef bu oluyor. Az önce okuduğunuz Musay, bende tedavi ettirdiği bir alay ankalarız, kafı kanaat bekleriz. Fuzuli'nin sanıyordum ama olmayabilir. Çok emin değilim yani onu. Eyvallah. O zaman şimdi geç de olsa bugünkü programın mevzuna gelelim. Sanman ki talebi devleti cah etmeye geldik, biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Harika. Şimdi o Osmanlı Türkçesiyle mektup yazılan zamanlara da giderek bir bize, ben bunu unutmam artık. Bize bu beyit neyi anlatıyor? Orada yar kim, ah neyin nesi? Bir ilandır. Şairlerin bir tarafı cücedir, bir tarafı dev. Ortası yok. Şairler biraz çarpık insanlardır. Sağlam adamdan, normal adamdan da şair çıkmaz. Bir tarafı cüce, bir tarafı üstün adam. Şairler böyle. Birinci mısrayı bir daha okur musunuz? Sanman talebi devleti cah etmeye geldik. Burada kalalım. Evet, siz bizim mevki, makam elde etmek için bu dünyaya geldiğimizi zannetmeyiniz. Bütün şairlerde bu havalı duruş vardır. Biz bir aşk çekerek bir sevgili için ah etmeye geldik. Hayatımız bundan ibaret. İkinci mısrada da onu söylüyor. Hepsi bu iddia içindedirler. Doğru ya da yanlış ama hepsi bu iddia için. Zaten onları şair yapan da bu husustur. Aşkın devamını sağlamak. Sevmek, sevilmek önemli. Seven ve sevilen birer figürdür sadece. Yeter ki aşk hali devam etsin. Nitekim Fuzuli'nin Leyli ve Mecnun'unda çölde Leyla ile Mecnun karşılaşıyorlar. Mecnun yolunu kaybetmiştir çölde. Bir anda bakıyor karşısında korkunç bir adam çıktı. Adeta çölden hortlamış bir adam. Tabi Fuzuli mükemmel mübalağalarla onu anlatır. Üstündeki derisi miydi, elbisesi miydi belli değildi. Saç sakal o kadar birbirine karışmıştı ki yüzünde iki göz parlıyordu. Böyle korkunç bir herif. Ve o kadar bir deri bir kemik ki bir üfürsen uçar gider. Öyle birisi. Tabi Leyla bunu aniden karşısında görünce korkuyor. Korkup kaçıyor. Kaçınca bakıyor ki o da Leyla'dan korkmuş, kaçıyor. Şimdi siz bir şeyden ne kadar korkarsanız korkun, korktuğunuz şeyin sizden korktuğunu fark ederseniz korkunuz kalmaz. Leyla Mecnun olmadığı için aklı başında. Dönüp geliyor önünde duruyor. Kimsin sen diyor. Mecnun Fuzuli ağzından cevap veriyor. Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem saki olan kimdir? Meyü sahba nedir? Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir? Hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Şimdi nedir burada anlatılmak istenen? Öyle aşkta bit, tüken, eri ki başka aşktan başka bir şey bildiğin kalmasın. Nereden nereye geçeceğiz? Zatın biri Veysel Karani Hazretlerini tanıdı, odur. Çünkü tedbir kıyafet gezerdi mübarek, çok meşhur olduğu için tanındığı yerden kaçardı. Gitti. Veysel Karani'ye hürmet gösterdi. Veysel Karani Hazretleri ne istiyorsun gibilerden baktı. Dedi ki bana nasihat et. Veysel Karani'nin nasihati. Evladım sen Allah'ı bilir misin? Bilirim efendim, iman ettim. Öyleyse başka bir şey bilme. Başka bir şey bilme artık. Yalvardım ne olur devam et bir daha nasihat. Evladım Allah seni bilir mi? Elbette bilir. Onun bilmediği bir şey mi var? Öyleyse başkası bilmesin artık. Aşkta ermek bu işte. Aşk öyle bir şeydir ki ondan önce ve sonra bildiğiniz her şeyi lüzumsuz kılar. Gereksiz kılar. Ve aşk bir gönülde kendinden başka hiçbir şeyin varlığına izin vermez. Müsaade etmez. Aşkın olduğu yerde başka bir şey yoktur. İlm kesbiyle paye-i rifat, arzu-i muhalimiş ancak.
Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıyluk hal imiş ancak. Fuzuli böyle diyor. Aynı şekilde dönelim şimdi baştaki beyte. Mevki, makam, maaş, aylık bunlar için gelmedik. Biz bir ah etmeye geldik. Biz o ah ile var olabiliyoruz. Şair dediği de doğrudur. Elhak öyledir. Eyvallah. Hazreti Muhyiddin Arabi ah aşıkların esmasıdır diyor. Evet. Zikridir. Evet. Hakikaten bilsin bilmesin Leyla'ya bile aşık olsa böyle derin derin iç çekerler. Evet. Ah evet. Derler. O aha dair bir şeyler söyleyelim. Şundandır. Allah mahzun gönülleri seviyor. Kalp kırık ise kalptir. Yoksa et parçası bir pompadan başka bir şey değil. Kalp kırık ise kalptir. Allah kırık kalplere değer verir, onları ciddiye alır. Ebu'l-Hasan Harekani Hazretlerinin meşhur sözü sufilerine buyurmuş. Allah'tan gam ve keder isteyiniz. İsteyiniz ki gözyaşı dolsun. Allah ağlayanları seviyor. E düşünün, 100.000'i aşkın peygamberden ağlamayan var mı? Hele Hazreti Yakup, gözler gitti. Allah öyle seviyor. Mahzun peygamberler. Hepsi boynu bükük. Kırık kalpler. Mesela Allah-u Teala kimin duasını makbul kabul eder? Yetimin, yolda kalmışın, mağdurun, haksızlığa uğramışın. Hepsinin kalbi kırık çünkü. Kalp kırık ise kalp. E ah etmek de o kalbin dışa vurumundur. Ah Allah indinde makbuldur. Sakın ahımdan der mesela. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Ve ah üzerine öyle şiirler yazılmıştır ki, yani ah başlı başına edebiyatımızın bir kültürüdür. Başlı başına. Öyle 15. yüzyıldan sonra ahsız şiir göremezsiniz. Hepsinde bir ah vardır. Tanzimattan sonra ah büzülüyor. Sadece heceyi doldurmaya yarıyor. Ama ondan önceki ahlar müthiştir. Mesela Necati Bey'den size bir örnek. Eser etmez nidelüm ah-ı sehergah sana. Meğer insaf vere dostum Allah sana. Eyvallah. Seher vakti ettiğimiz ahlar sana ulaşmıyor. Meğer Allah sana insaf versin diyerek sevgilinin vefasızlığını, zalimliğini anlatmaya çalışıyor. Fuzuli desin. Ne diyordu? Felekler yandı ahımdan. Muradım şem'i yanmaz mı? O bir ahle gökleri tutuşturuyor. Fuzuli. Şeyh Galip diyor ki, şu anda vezni aklıma gelmedi. Şebi firkatte her dem ahteran eyler nisar ateş. Bir ah çekmekle gökteki yıldızlar kıvılcımlar halinde aşağı dökülecek hale geliyor. Peki bir de şu yok mu? Ahu feryadın fuzuli incitiptür alemi. Ger belayı ışk ile hoşnud isen kavga nedir? Evet. Bu ne söylüyor hocam bize? Efendim birinci mısrada aşkı, ikinci mısrada irfanı anlatıyor. Hmm. Aşık susarsa helak olur. Dolayısıyla ah feryat aşıkta bol. İkinci mısrada ise madem ki bundan razısın, bu kadar ah feryat nedir? Sükut et de içinde kalsın, dışarıya verme demeye getiriyor. Ah da bir yere kadar. Tabii, sonra terki icap ediyor. O bile duracak. Şeriat Allah demek. Tarikat Allah derken zevk almak. Hakikat Allah diyememek. Allah diyememek. O hakikat. Eyvallah. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince sona erdi.